Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Boğazları İtilaf Devletleri, İzmir çevresini Yunanlılar, Almanya ve Muğla çevresini İtalyanlar, Antep, Urfa, Maraş çevresini Fransızlar, Musul ve Hakkari çevresinde İngilizler işgal etmiştir. Buna göre haritada işaretli yerler ile bu yerleri işgal eden devlet eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir? Dörde baktığımız zaman dördüncüsünde İtilaf Devletleri denmiş. Dediği gibi İtilaf Devletleri tarafından zaten 4 numara alan Marmara Bölgesi'nin alt kısmı işgal edilmiş. 3 numara alanda Yunanlılar. Yunanlılar 3 numaralı alanı işgal etmişlerdir. Zaten İzmir ve çevresini Yunanlıların aldığı söyleniyor. 2 numaralı alanda Fransızlar. Görüldüğü üzere Fransızlar Urfa, Antep, Hatay çevresini Fransızlar işgal edecekti. Doğal olarak 3'te ulaşabiliriz. 1 numaralı bölge ise İngilizler denilmiş. 1 numaralı bölge görüldüğü üzere İngilizlerin işgal ettiği yerler değil. İngilizlerin işgal ettiği yerler Musul, Hakkari çevresi yani şu kısım. Çünkü petrolün olduğu yer burası. O zaman sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Wilson ilkelerini yayınlayan ABD'nin savaşa girmesiyle ittifak devletleri ard arda yenilgiyi aldılar. Bulgaristan'ın ittifaktan ayrılması ile müttefikleriyle kara bağlantısı kopan Osmanlı Devleti zor duruma düştü. Bunun üzerine Osmanlı yöneticileri de Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalayarak savaştan çekildi. Buna göre Osmanlı Devleti'nin savaştan çekilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? ABD'nin itilaf devletlerinin yanında savaşa girmesi. Sebebimiz bu değil. Osmanlı Devleti'nin müttefikleriyle yani birlikte devam ettiği ittifak devletleriyle aralarındaki kara bağlantısının kopması yani Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi Osmanlı Devleti'ni zor duruma düşürmüştür. B şıkkında Wilson ilkelerine göre kazananların kaybedenlerden toprak almayacak olması. Yine metindeki durumla alakalı bir durum yok. C'de sömürgecilik faaliyetlerinin yerine manda ve himaye sisteminin getirilmesi de alakasız. D şıkkında ise Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi sonucu müttefikleri yani Almanya ile ve Avusturya Macaristan ile karadan bağlantının kopması. Onlardan yardım gelmiyor. Doğal olarak aradığımız cevap D seçeneğidir. Geldikleri gibi giderler. Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası İtilaf Devletleri'nin İstanbul'u işgal ettiğini gören Mustafa Kemal bu sözü aşağıdakilerden hangisine güvenerek söylemiştir? A. İstanbul yönetimine. Zaten Mondros'u İstanbul yönetimi imzalıyor. İstanbul yönetimine güvenmiyor. B'de Osmanlı halifesine yine aynı şekilde İstanbul hükümeti ve padişah Mondros'a imza atıyorlar. C'de Türk milletine. Mustafa Kemal'in güvendiği en önemli kısım burası. Türk milletine güveniyor ve kurtuluş mücadelesine de zaten bu şekilde başlıyor. D'de Wilson ilkelerine alakası yok. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisine dayanarak Anadolu'nun istedikleri yerleri işgal edebilme hakkını elde etmişlerdir? İtilaf Devletleri'nin savaş esirleri ile Ermeni esirleri kayıtsız ve koşulsuz İtilaf Devletleri'ne teslim edilecektir. Bunun alakası yok. İtilaf Devletleri'nin güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa stratejik herhangi bir noktayı işgal edebileceklerdir. Yani İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Antlaşması'na öyle bir madde koymuşlar ki Anadolu'da istedikleri yeri işgal edebilme hakkını elde etmişlerdir. Peki gerekçe nedir? Olur ya güvenliğimizi tehdit edecek herhangi bir durum ortaya çıkarsa istediğimiz yeri işgal ederiz demişlerdir. O zaman sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Diğer şıklara da bakalım. Bütün haberleşme, ulaşım, araç ve gereçleri İtilaf Devletleri'ne verilecektir. Bunun da alakası yok. Osmanlı donanması İtilaf Devletleri'nin kontrolünde limanda tutulacaktır da yine aradığımız cevap değil. Sorumuzun cevabı B şıkkıdır. İstanbul, Boğazlar ve Marmara işgal tehlikesi altındaydı. Osmanlı Devleti daha fazla savaşa devam edemezdi. İtilaf Devletleri'ne müracaat ederek
Ateşkes talep etti. Osmanlı Devleti yöneticilerinin aldığı bu karara göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Birinci Dünya Savaşı sona ermiştir. Osmanlı Devleti açısından bakıyoruz biz duruma. Böyle bir şeye ulaşamayız. Osmanlı Devleti resmen yıkılmıştır. Oysa İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkentidir. İstanbul'a bağlı Boğazlar ve Marmara işgal tehlikesi altında olduğu için Osmanlı Devleti savaşa daha fazla devam etmek istemiyor. B şıkkı da aradığım cevap değil. C'de Osmanlı Devleti yenilgiyi kabul etmiştir. Evet, aradığımız cevap Osmanlı Devleti'nin yenilgiyi kabul ettiğini görüyoruz zaten. D şıkkında Boğazlar İtilaf Devletleri'nce işgal edilmiştir. Bu da aradığımız cevap değil. Sorumuzun cevabı C şıkkı. Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası Anadolu işgal edilmeye başlandı. İtilaf Devletleri Osmanlı'yı yok etmekte kararlıydı. Ancak hesaba katmadıkları bir şey vardı. O da Türk milletinin bağımsız yaşama arzusuydu. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türk milletinin işgaller karşısındaki ilk tepkisi olmuştur? İngiliz himayesine girmeyi istemiştir. Türk milletinin böyle bir çabası yok. İstanbul hükümetine güven duymuştur. Yine Türk milleti önce Osmanlı Devleti'ne kendi devleti olduğu için güven duysa da Mondros'u imzaladıkları için bu güvenin boşa olduğunu anlamışlar ve TBMM hükümetine yakın durmuşlardır. B şıkkını da arayabiliriz. C'de birlikler kurarak mücadeleye başlamışlardır. Çünkü Mondros sonrasında Anadolu işgale başladı ve bunun üzerine Türk milleti Kuvayi Milliye birliklerini oluşturdu. C şıkkı aradığımız cevap. D'de işgal karşısında acele etmeden beklemişlerdir de yine aradığımız cevap değil. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisiyle Osmanlı Devleti'ni savunmasız hale getirmek ve işgalleri kolaylaştırmak amaçlanmıştır? İtilaf devletlerinin esirleri serbest bırakılacaktır. Osmanlı ordusu terhis edilecek, silah ve cephanesine el konulacaktır. Görüldüğü üzere Osmanlı Devleti savunmasız hale getirilecektir bu amaçla. Ayrıca işgaller de kolaylaşacaktır. Çünkü Osmanlı ordusu terhis, yani yok olacak. O asker dağıtılacak, askerin silah ve cephanelerine de el konulacaktır. Aradığımız cevap B şıkkı. C'de 6 ilde karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu illeri işgal edebileceklerdir. D'de Toros tünellerinin denetimi İtilaf Devletlerine bırakılacaktır. Bu da ulaşımla alakalı bir durum. Sorumuzun cevabı B seçeneğidir. İtilaf Devletlerinin Osmanlı'nın başkentini işgal ettiğini gören Mustafa Kemal ümidini kaybetmemiş. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine girişeceğine yürekten inanmıştır. Buna göre Mustafa Kemal ifadelerinden hangileri söylenebilir? Türk milletine güven duymuştur. Elbette Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine girişeceğine yürekten inanmasından kaynaklıdır. 1'e ulaşabiliriz. 2'de yeni bir ordu kurulmasını istemiştir. Baktığımız zaman Mustafa Kemal Osmanlı Devleti başkenti işgal edildiğinde ümidini yitirmiyor ve yürekten bağımsızlık mücadelesini vereceğimize inanıyor. Ancak yeni bir ordunun kurulmasından bahsetmiyor. Üçüncüsünde gelişmeler karşısında ümidini korumuştur. Mücadele vereceğine yürekten inanıyor cümlesi Mustafa Kemal'in gelişmeler karşısında ümitli olduğunun da göstergesi. Sorumuzun cevabı 1 ve 3'ün olduğu C seçeneğidir. Ordunun terhisine engel olunmalı, silah ve cephaneler itilaf güçlerine teslim edilmemelidir. Komutanlar kuvvetlerini terk etmemelidir. Mondros sonrası Şişli'deki evinde arkadaşlarıyla toplantılar yapan Mustafa Kemal bu kararları almıştır. Alınan kararlar aşağıdakilerden hangisinin kanıtı niteliğindedir? A. İşgaller kabul edilmeyecek. Silahlı mücadele başlatılacaktır. Mustafa Kemal'in cümlelerinde de ordunun terhis edilmemesi gerektiği, yani askerlerin gönderilmemesi gerektiği, silahlı mücadelenin başlatılacağı, silah ve cephanelerin düşmanlarımıza teslim edilmemesi gerektiğini söylüyor. O zaman bizim aradığımız seçenek A şıkkıdır. Diğer şıklara da birlikte bakalım. Padişah durumdan haberdar edilecek, padişaha bağlı kalınacaktır. Metinle alakası yok. Dost ülkelerle görüşülecek ve acilen yardım istenecektir. Yine yok. D şıkkında itilaf güçleriyle iletişim kurulacak, anlaşma yoluna gidilecektir de yine Mustafa Kemal'in cümlesinde bahsettiği şeyler değildir. Sorumuzun cevabı A şıkkıdır. İzmir'in işgalinin duyulmasıyla birlikte İstanbul'da milli matem yani yas ilan edildi ve mitingler yapılması için faaliyete geçildi.
Faaliyetin merkezi de genellikle Türk ocakları oldu. İlk genel toplantı 18 Mayıs'ta Darülfünun'da yapıldı. Darülfünun bütün fakülteleri, müderris ve öğrencileri Darülfünun konferans salonunda toplanarak İzmir'in işgalini protesto etti. Darülfünun toplantısını takiben Türk ocaklı gençler tarafından 19 Mayıs 1919 tarihinde Fatih Parkı'nda bir miting yapıldı. Saat 2'den itibaren Vezneciler'den Fatih Belediyesi'ne önüne kadar büyük bir kalabalık toplandı. Siyah zemin üzerine beyaz ay yıldızlı bayrağın konmuş olduğu hitabet kürsüsünde ilk olarak Halide Edibet Edip adı var hanımefendi olmak üzere pek çok kişi İzmir'in işgali üzerine ortaya çıkan durumu anlatarak bu işgali kabul edemeyeceklerini belirten konuşmalar yaptı. Fatih'te yapılan mitingden sonra başka yerlerde de mitingler yapıldı. Özellikle 23 Mayıs 1919'da Sultanahmet Meydanı'nda yapılan ve milli duyguların tavan yaptığı büyük mitinge yaklaşık 200 bin kişi katıldı. Buna göre ifadelerden hangilerine ulaşılabilir? İzmir'in işgaline halk tepki göstermiştir. 200 bin kişinin katıldığı bir miting yapılıyor. Aynı zamanda Fatih'te de miting yapılıyor. Yine başka yerlerde de mitinglerin olduğu söyleniyor. O zaman İzmir'in işgaline halkın tepkisi görülüyor. 1. Cevaplarım arasında olmalı. İşgali tepkide önderliği Darülfünun yapmıştır. Bakıldığı zaman işgalin, İzmir'in işgalinin duyulmasıyla birlikte İstanbul'da milli matem ilan edilmiş. Faaliyetin merkezi genellikle Türk ocakları olmuş. İlk genel toplantı da Darülfünun'da yapılmış. Bütün fakültelere, müderris ve öğrencilere Darülfünun konferans salonunda toplanmışlar ve İzmir'in işgalini protesto etmişler. O zaman benim cevaplarım arasında 2 de olmalıdır. Halk işgal hakkında gazetelerden bilgi edinmiştir. Gazetelerden bilgi edindiğine dair bir bilgi yoktur. Mitingler sonucunda halk silahlı direnişe geçmiştir de yine metinde herhangi bir şekilde bahsedilmemiş. Sorumuzun cevabı 1 ve 2'nin olduğu A seçeneğidir.